Gerçek Yüksek Tepeler'den Seyhan Soylu'nun bildiğiniz gibi dün ifşalanan aşk hayatıyla ilgili gerçeği seni ifşalıyoruz. Güzel bölümüne. Arkadaşlar, söylettirme. Sen aşkımı mimarısın, yargılayacaksanız da az yerleştirin. Niye yargılayalım ki? Hayır, yani alttan, sağdan, soldan, ta. Şimdi ben bu görüntüleri söyleyeyim size. Tuğba İkinci'nin bununla herhangi bir şeyi yok. Günde 100 tane, 200 tane Atay'a altınlardan yeni yeni mesaj geliyor. Tamam, şimdi... Sen bu konuda konuşma. Neden konuşma? Sen çünkü olayın bir tarafısın. Biz konuşalım bunları. Şimdi ben Atay'ı az buçuk tanırım, bilirim. Ata sessiz gemidir ama efendi bir adamdır, ahlaklı bir adamdır. İşini yapar, çalışır. Kimsenin ekmeğiyle işi gücü yoktur. Ama bizim sektörde biraz karizmatik bir adamsan, çalışıyorsan, paran da varsa, kendine göre bir havan varsa, karı kız fazla yazar. Tamam mı? Herkes o limana gelmek ister.
Sana gelince sen, daha önce de söyledim, ağzı çok dualı bir kadınsın. İstediğin, salih istediği için, temiz istediğin için sana bir şekilde mutlaka denk düşüyor. Tanıştığımızdan bu yana, masaya geldiğimden bu yana devamlı böyle bir hafiften isteyen ama temiz isteyen, gönlü olan ama pis gözü olmayan bir kadınsın. Ve yaşam şeklini ve ahlakını da severim. Çünkü çok ciddi kalıplarım var. Dışarıdan insanlara farklı geliyor ama içinde çok ciddi duruşlarım var. Sağlam direklerim var. Yıkılmayacak direklerim var. Kendinin de ezmediği direklerim var. Biliyorsun bir ara konuştuk. Dedim ki Seyhan, üzebilir seni. Çünkü çevresi adamın çapkın. İster istemez çapkın. Bekar bir adam çünkü. Yani millet günde yazıyor. Beraber iş yapmak isteyen var. Adamın çevresinden fayda almak isteyen var. Ona yelken kurup onun piyasasında yürümek isteyen insanlar var. Seyhan, ölç ve biç. Bir şeyin olsun. Üzülme yarın öbür gün. Çünkü yaşadıklarını görüyoruz. Sen takıyorsun ve taktığın zaman da kendini harap ediyorsun. Çok üzülüyorsun. Süreç içinde diğer ilişkilerinde bilmiyorum ama buna başlamadan önce kılı kırk yardım. Hepimiz gördük burada. Yani önce bir duruş sergiledin, fazla cozurtmadın, karşı tarafın hamlelerini bekledin. Biz nerede anladık? Son hafta. Örümcek gibi ağlıyorum. Tabii abi. Son hafta bu ne biliyor musun? Son hafta armut piş ağzıma düştürümü var ya. Evet. Anladım ki görüntüler, ponçik kuşlar, güvercinler falan artık tamamdır. Yani burada her şey var. İş artık oraya kadar geldi. Allah ilişkilerinde yüzünü hiç yere eğdirmesin. Amin. Onun da seninle. Amin. O da zor bir yola çıktı, sen de zor bir yola çıktın. Yazan olacak, tırsan olacak, atan olacak. İkimizin de telefonu ortada. Ben artık kimsenin hiç gelen Instagram'dan veya başka sosyal medyalarından da bakmıyorum. Bak. Zaten onun için çok özür dilerim. Hani özelden falan diyorsunuz ya. İfşa edecekseniz şeyleri alın. WhatsApp numarasına yazın ne olur. Ben bakmıyorum, ona da ekipler. Önemli bakıyor. Olan bir adamın da de ortada. Yaz aşkım. Atanınki de telefon ortada. Gelen mesajlarına. Seher, önemli olan sizin birlikteliğinizin birinci günü itibariyle o ilişkinin içinde nasıl durduğu ve nasıl durduğu. Benim hayatımda bir şey başlamadan önceki dönem yok hükmündedir. Başladığı an itibariyle. Önemli olan oradaki duruşun ne? Ne yapıyorsun orada? Onun için de Google'da bir sürü şey okuyabilirsiniz. Yani yalan yanlış, eğri doğru, eksik fazla hiç fark etmez. Önemli olan sizin merhaba dediğiniz gün itibariyle o senin yanında, sen onun yanında nasıl duruyorsun? Şimdi günlük hayatınızda görmüyoruz ama biz senin iş ortamındaki halini görüyoruz. Bir haftadır gözümüzün önünde başka bir Seyhan var. Bambaşka bir Seyhan var. Gözlerin gülüyor. Yüzün gülüyor. Belli oluyor. Hal ve hareketlerin değişti. Hal bir belli oluyor mu? O böyle çok oluyor. Sineğin uçmasına, köpeğin havlamasına bile tavır gösteren Seyhan gitti. Şimdi diyor ki ya sinek vızıldıyorsa bir şey vardır, çöpün kapağı açıktır. Köpek havlıyorsa hayvana bakın bir şey istiyordur diye. Bu çok önemli. Çünkü sana iyi gelecek bir ilişkiye başladı. Bunlar benim şahsi fikirlerim. Teşekkür ederim. Hayat çok tanrı bir gün, o da bugün. Cuma günü programda söyledim. İnsan ölmüş yok. Öyle bir 3 gün yok. Dün vardı, yaşadık. Bugünü bitiriyoruz. Yarın şüpheli. O yüzden bugün mutlu ol. Yarın uyanırsan Cenab-ı Allah yarını mutlu etsin. Bugün mutlu ol. Ve bugünün kamu spotu yarın çıksa. O yüzden ben ikinizi çok yakıştırdım. Atayı zaten hani diğer hayatımda bilirim. İnsanlar ilişkilerinde de farklılıklar gösterebilirler. Tabii. Anladın mı? Mesela bir ilişkisinde çok ağır. Tabii. Bir ilişkisinde çok ağır. Yani arkadaşlıklarımızda bile öyleyiz. Günü günümüze tutmaz, anladın mı? Bir günki davranışımız ertesi günü farklı olabilir. İnsanoğluyuz sonuçta. Yani psikolojimiz inişli çıkışlı. Stabil durabilme şansımız yok. O yüzden de sana iyi geldiğini görüyorum. İnşallah sen de ona iyi gelmişsindir. Ona sorun. Nikah ne zaman? Nikah. Onu göreceğiz. Biz de isteyecek herhalde değil mi? Arkadaşlık, evet. Süreç.
Önce bu sürecin bir keyfini çıkartın. Bunun keyfini çıkardıktan sonra dost olabiliyor muyuz ona bakacağız. Çünkü bir dost Allah korusun biterse bir gün sevgili kelimesi bana çok doğru. Aileye olabilecek gibi geliyor. Aşk da Allah'a olabilecek gibi geliyor. Yuva kurmak kişilere mahsus. Aşk yalnızca Allah'a olur. Ben öyle düşünüyorum. Yani yargılayanlar falan olabilir, kusura bakmayın ama ben böyle diyorum. Sevgili kelimesi de insan her sevdiğine bu kelimeyi yakıştırabilir. Yani sevgili Gökay benim için çok hakikaten değerlisin. Nurcan benim abim, dostum, arkadaşım, yıllarımızı birbirimizin en sıkıntılı günlerinde omuz attığımız özel bir dostumdur yani. Tayyar keza öyle, geçmişim olan bir arkadaşım. Keza Başak öyle, geçmişim olan bir arkadaşım. Veya masanın diğerleri, Nurettin abi olsun, öbürü olsun, bilmem ne olsun. Onun için bu masa zaten çok böyle. Bu masanın en son ayağı sendin. Sen de içimizde öyle bir oldun ki, yani çok çabuk kaynaştık. Hepimizin çok sevdiği, ahlaklı bir insanın zaten bu adamları ve bu kadar başarılı adamları istifade etmemesi aptallık. Ahlaklı bir insanın bu insanlara saygı duyup onlardan bilgilerinden yararlanmaması saçmalıktı. Ben önce kilomu verdim. Ben kilomu ameliyatla, Ersin yaptı bana ameliyatımı. Ersin İzmir'de doktorum ve çok başarılı bir operasyon yaptı. O zayıflama süresince spor yaptım mı, bur yaptım mı, bur yaptım. Birinci ayak estetiğimi Hayati'ye yaptırdım. Hayati Akbaş hocama 20'ye yakın doktor ameliyatını biz yapalım diyordu, güzellik ameliyatını. Hayır dedim. Hayati Bey ise ben Hayati Bey'i buldum gittim. Hayati Bey'e dedim ki böyle böyle ne istiyorsanız yaparız. İnanılmaz bir kumaşsın. Ben seni keser biçerim ama kuralları ben koyarım dedi. Nasıl hocam dedim. Seni parça parça alacağım dedi. Bir anda gelersem uzaylıya dönersin dedi. Ve gıdım gıdım işledi beni. Gıdım gıdım işledi. En son ameliyatımda 10 ameliyat vardı. Ve ben Atay'a olan duygularımdan dolayı ameliyata yattım kardeşim. Onu birden yap dedim. Sonuç ne olur dedim. Hoca bana ölürsün dedi. Ondan sonrasını hikayemde paylaşıyorum. Hikayemin şeyini verelim. Rica ediyorum Sabah. Onun için ölüm Allah'ın hakkı. Bize nasip eylemiş. Aşk da Allah'a verilen bir duygu. Sevgi de dediğim gibi insan sevdiklerini söyleyebilir. Biz ata ile önce arkadaş, dost, sevgili, bu anlamda sevgili. Aşk da Allah'ın müsaade ettiği yere kadar olur. Ama ben yaşlanmak için bir adam seçmeliyim. Ata gibi çok aydınlık yarınlara bakabilen, Mustafa Kemal Atatürk aşkıyla yanan, siyaset bilen, ticaret bilen, muhabbet bilen, edebiyat bilen, felsefe bilen, ticari olarak sektör işleri de yaptığından dolayı birçok iş bilen ve benim hayatımda en çok kazancım olan bir iş yazılımdır. Yazılım mühendisi ve bilişim mühendisi olduğu için kafalarımız çok uydu. Ben Atay'la, bak şu an arkadaşım ama dostluğa yeni yeni adım atmaya başladık. Sevgili olamasak bile ben Atay'ı hayatımda hep muhafaza etmek isterim. Muhafaza edilebilecek ivmeye, ahlağa, erdeme, dostluğa. İnşallah sahip çıkar o da buna. Senin bu duygularına karşı o da inşallah doğru bir şekilde karşılık verir. Amin. Durum bundan ibaret. Yani ben evlenmeden zaten bir adamın olmam. Bunu herkes bilir. Bütün yakın çevrem bilir. Hayırlısı olsun. Şimdi arkadaş oldunuz, dost olacaksınız. Ben aniden, olacağınız, bunu olacağınız. Söylediği gibi aniden evlenebiliriz de biz onun kararını aniye verebiliriz. Evet ya, çok evet. Fazla mesaj geldi ve Savaş abi orada savaşıyor içeride sizin için onlarla. Okulunuzu çünkü sayfalara girmişler, bakmışlar. İyi ısrarla çünkü orada biraz da provoke etmeye çalışanlar da var. Neyle onlara fırsat vermeyin. Evet, farklı adreslerden. Okulunuzu söyleyin çünkü ısrarla Almanya'dakiler yalnız bunu merak ediyor. Türk insanın buna bir derdi yok. Galiba orada da sizi kıskanan insanlar da var. Bol vardır bizde direkt, böyle. Direkt internet sayfama girebilirler. DB Institute diye. dbinstitute.com. Orada benim bütün bilgilerim biyografi var. Biyografi bilgileri ne olacak? Tamam. Savaş Bey'i verirseniz. Ben yazdım ama ısrarla DB Enstitüsü Türkçe olduğu için giremiyor olabilirler. Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne girdikleri zaman... Tamam, Mannheim'de yerim de belli, her şeyim de belli. Orada nerede ne yaptığım da belli. Oraya girip
bir zahmet öğrenebilirler. Ya boş boş ya. Ya sevgili izleyiciler. Ben böyle hiç biz de mesela ilk programa başladığımızda beni acayip eleştiriyordunuz. Beni çok sevdiniz sonra. Allah razı olsun. Sonra masaya Tayyar geldi. Tayyar'ı için detine soktunuz. Bahar Candan'ı yaptınız, Nihat'ı yaptınız, Ebru Polat'a yaptınız, Nurcan Sabur'a yaptınız, Gökay Kalaycıoğlu'na yaptınız, sana da yaptılar falan. Yani yapmayın, kurban olayım, biz hakikaten keyifli bir şey yapıyoruz. Ya, beraber yapıyoruz bu programı, anlatıyor musunuz? Sizin sorularınızı soruyoruz. Sizin yönlendirmenize cevap veriyor. Ayrıca da hanımefendi Almanya'da bu işler bu kadar kolay. Hanımefendi bir klinikte çalışıyor. Ben artık aşık olan bir enstitüsü var. 13 yıldır da çalışıyor. Hayır, 13 yıldır da enstitüsü var. Arkadaşlar Almanya bu kadar şey konuyu diyor. Konuyu kapayalım ya. Rica yapmazlar ki bunu. Konuyu kapayalım. Tabii. No, başka bir şeye bakıyoruz. Şimdi benim ilişkim hanımefendinin doktorluğundan daha önemli. Bence de. Ve dünyada deprem olsa daha önemli benim. Evet, sana canlı gönülden mutluluklar diliyorum. Gerçekten. Çünkü çok yakışıyorsunuz. Ben burada sizi yan yana da görüyorum. Güzel olan ne biliyor musunuz? Siz yan yanayken çocuk gibisiniz. Benim en çok kıymet verdiğim şey, kimsenin kimseye poz yapmak gibi bir kaygısı yok. Kimse kimseye kendisini göstermek, sevdirmekle ilgili bir şey yapmıyor. Herkes birbirini olduğu gibi kabul etmiş, olduğu gibi sevmiş, olduğu gibi yüreğini almış. O yüzden de o size bakarken şekle gireyim, poza gireyim, ego yapayım yok. Siz ona bakarken şekle gireyim, ego yapayım yok. Bence en kıymetli olan şey, ikiniz de aynı gözle birbirinize bakıyorsunuz. Canım. Çok kıymetli bir şey. Yani biz birbirimizi çok eğleniyoruz. Çıplak olarak bile görmedik. Ben Atan'ın atletini bile görmedim. Eşofmanını giyerken evde atlet giymiyorum. Hayır, atletini bile görmedim derler ya. Eşofmanını giyerken başka bir odada eşofmanını giyiyor. Ev çünkü 18 odalı bir ev olduğu için, büyük bir ev olduğu için. Aynı evi paylaşıyoruz bu arada. Ya ben de kalıyoruz ya onda kalıyoruz. Ben de mesela ona gittiğimde arabanın arkasında bagajda eşyam var. Bir de neden insanlar bir arada kaldıklarında illa içerisine bir karanlık düşmek zorunda ki? Yo, ben ona gittiğimde koltukta yatıyorum. Hayır, onun için normal ama. Hayır, bir dakika. Ben onu demek şunu demek istedim. Söylediği şeyi desteklemek amacıyla. Yani iki sevgili salt birbirlerine karşı gerçekten temiz ve saf duyguları varsa hiç kimse kusura bakmasın. Ya evet, o iş ilişkiler temiz, çok temiz ve safken yapılır zaten. Ama hayır, ilişkiler yoksa çok paralı ilişkiye döner. Hayır, ilişki onu temiz demek istemiyorum. Temiz ve saf olmaları o işte. Nurcan abi, şimdi artık ilişkiler başlıyor. Başka boyutta anlatıyor. Hemen bir hafta içerisinde ilişki, ondan sonra diyorlar ya çok çabuk tükendik diye. Çünkü giriş gelişme sonuç yok yeni yüzyıl ilişkisinde. Giriş, arkasından çıkış. Hemen sonuç var. Maalesef kimse kimseye bunu yapmıyor. O yüzden en güzeli Seyhan'la onlar çocuk gibi eğleniyorlar. Bir arada çok mutlular. Birlikteyken çok iyi zaman geçiriyorlar. Onlar birlikte İskambil oynarken bile dünyanın en mutlu insanları. Dışarı çıkıp el ele dolaştıklarında da dünyanın en mutlu insanı. Ben kendim onlara baktığımda kendi ilişkimi de görüyorum. Çünkü bizim için de öyle. Bizim için bir bankta oturup birlikte simit yemek de müthiş keyifli. Çünkü biz o simitten keyif alıyoruz. Ne yediğimizin kıymeti yok. Ata beni elimi bir saniye bırakmıyor değil mi? Evet, evet. Doğru. Bir saniye bırakmıyor. Bir o yüzden saniye. Dilerim Allah nazardan saklasın. Bütün kötü enerjilerden, kötü gözden, kötü sözden. Bak bir şey söyleyeceğim bu arada adamı. Ben hayatım boyunca kendimi hiç seçilmedim. Hep ben seçtiğim için. Evet, biliyorum. Sevgililerimi. Bu bende bir hastalık. Prens olan eşimi de ben seçtim. Anlatabildim mi? Yani yaklaştırmıyorum yanıma ben. Ben kendimi seçmeliyim. Ben seçilirsem bana bedellerini ağır öder. Ben pahalı karıyım. Yani beni o beni seçiyorsa, beni götürmeye çalışıyorsa, işte ben çok namuslu karıyım falan da bilmem, o anlamda söylüyorum. Bedelini ağır öder bana. Ben o zaman seçilmişim. Ben seçersem bedelini ben çekiyorum zaten. Evet. Acı da çeksem, evet. Gözyaşı da, tebessüm de etsem.